Ece. Efendim Canan teyzeciğim. Müsait miydin kızım? Müsaitim, gel. Ay Ece, ne kadar güzel olmuşsun. Maşallah sana. Ececiğim, madem hazırlandın, niye burada tek başına oturuyorsun? Bak, Toprak da geldi. Terasta oturuyor. Hadi gel, biraz sohbet edersiniz. Canan teyze, biraz sizinle oturabilir miyiz? Olur. Oturalım güzelim. Canan teyze, ben Toprak'la nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Yani beni görmezden geliyor, yaşadıklarımızı hiçe sayıyor. Kızım, olur mu hiç öyle şey? Sen nelere takıyorsun kafanı? Hala söylediklerini unutmadım. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bazen insan öyle birkaç gün yaşıyor ki, yaşadığı 3 sene yanında bir hiç kalıyor. O kızla yaşadığı 3 günü benimle yaşadığı 3 yıla bedel görüyor. Ya sen takma kafana bunları. Aa, tabii sen bilmiyorsun. Neyi? O Gonca var ya. Yok artık. Gitti gitti yolcu. Artık hayatımızda öyle biri yok. Gerçekten mi? Canan teyze, eminsiniz değil mi? Gidiyor. Sen benim hiç boşa konuştuğumu duydun mu Ece? Tamam bak. Şimdi sil o güzel gözyaşlarını, tamam mı? Tak güzel gülümsemeni yüzüne. İn aşağı, Toprak'la arayı düzelt. Hadi bakalım. Tamam. Umarım yine bana soğuk davranmaz. Ay, soğukluk neymiş? Senin şu güzelliğin bütün dünyayı ısıtır bebeğim benim. Çok teşekkür ederim Canan teyze. Niye burada yalnız duruyorsun? Gelsene içeriye. Biraz canım sıkkın ya. Kafamı dinleyeyim istedim. Dün yaşananlar yüzünden sıkkınsa canım, haklısın, kusura bakma. Yok, ondan değil. Neden peki? Anlaşılan şu kızla geçirdiğin birkaç gün çıkmıyor aklından. Benim aklımdakileri düşünmekten vazgeçeceğim. Ayrıca Gonca'ya olan merakının sebebi ne? Çünkü ona nasıl baktığını gördüm. Ece, artık benim duygularımı sorgulamayı bırak. Biz seninle oraları geçeli çok uzun zaman oldu. Ha, o kıza karşı duyguların olduğunu itiraf ediyorsun yani. Bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Böyle hesap sorarak, birbirimizi yargılayarak bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Hesap sormuyorum. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Genç bir kadının kurduğu hayaller, annesinden kalan evi yaşatma çabası, sonra da mecburen dönüp gitmek zorunda kalması. Bir kadın olarak bunları benden çok daha iyi anlaman gerek. Toprak, sen o kızın annesinden kalmak için sürekli çizimler yapıp duruyorsun. Onu gördüğünde elin ayağına dolaşıyor. Sana gelip hesap sormasına rağmen ona gıkın çıkmıyor. Söylesene, senin o evle ilgili ne hayalin var? Yıllar önce sana benimle Isparta'ya gel, hayallerim var, beraber peşine düşelim dediğimde ne yaptın? Duymazdan geldim. Isparta'nın tozuyla toprağıyla işim olmaz dedin. Haksız mıyım? O zaman şimdi bana neyin hayalini kuruyorsun diye sorma lütfen. Ece. Ece, bu ne hal? Kalbim acıyor Canan teyze. Laf dönüyor, dolaşıyor, yine o kıza geliyor. Kızım, gelirse gelsin. Ben sana ne dedim? Gitti o kız, gitti. Gözden ırak, gönülden ırak. Boş ver, niye takıyorsun bu kıza kafayı? Tamam da ben geldiğimden beri bir güler yüz görmedim Toprak'ta. Farkındayım. Farkındayım kızım. Evet, ben de çok üzülüyorum.
Ama bak belli ediyor muyum? Etmiyorum. Sen de etmeyeceksin. Kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Yüzünden o tebessümün asla eksik olmayacak. Evet benim oğlum, tamam. Ama nihayetinde bir erkek. Böyle sürekli ağlayan, mızıldayan, şikayet eden kadınlar sevinmez kızım. Güçlü olacaksın, güçlü duracaksın. Tamam mı? Tamam. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Aferin benim güzel kızım. Hadi şimdi toparlan, yemeğe gel yanımıza, tamam? Hadi bakalım. Ne oluyor atabeyler? Yüzünüzden düşen bin parça. Hayırdır? Çok doğru söyledin baba ya. Arzu. Hadi abinin derdini biliyoruz, anladık. Ama sana ne oluyor kızım? Yok bir şey baba. Toprak, neymiş senin derdin? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin güzel kızım. Gel, gel böyle yanıma. Toprak. Derdin nedir diye sordum oğlum. Aa, rutin işlerde de ya. Yani benim bu gül yağı üretimi işi iyi başladı aslında ama şu an umduğum kadar iyi gitmiyor. Abi bu senin arazi çok kirli. Biraz oraya kum desteği yapman lazım. Aksi takdirde hiçbir verim alamazsın. Yani bakacağız işte. Bu budur derdin oğlum senin. Verim mi az? Elinde yeterli miktarda gül mü yok yoksa? Ay tamam hep iş hep iş. Toprakçığım sen yorulmadın mı? Hı? Bu hafta sonu bir tatile gitsen, kafa dinlesen azıcık. Hem belki Ece de sana katılmak ister. Olur tabii. Niye olmasın? Şu Gonca, Gülümser'in kızı eve arazileri bırakıp gitmiş, duydun mu? Bakıyorum da çok memnun olmuşa benziyorsun baba. E oldum. Biz şimdi bir şekilde alırız o evi arazileri. Sen de çok istiyordun ya, mimarlık falan. Veririz sana. Yaparsın yeniden. Hı? Vazgeçtim, yapmıyorum. Aa, e niye ki? Harika olacaktı. O evin sahibi ben değilim. O evin sahibi siz de değilsiniz. Ama oğlum, o evin sahibi gitti. Gonca artık yok. Annesi gibi o da buraları terk etti. Doğru. Efendim, rahatsız ediyorum. Bir misafiriniz var. Allah Allah, kimmiş bu saatte münasebetsiz haber vermeden gelen? Canım, kim olursa olsun Atabey'in kapısına gelen misafirler geri çevrilmez. Buyur edin kızım. Emredersiniz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk Toprak. Umarım rahatsız etmiyorum. Canan Hanım davet etmişti de bu akşam. Öyle değil mi Canan Hanım? Evet. Evet, ben davet etmiştim. Ben de sizin davetinize karşılık vermeden İstanbul'a dönmek istemedim. İyi yapmışsın kızım. Biz senin gittiğini düşünmüştük de onun için biraz şaşırdım, kusura bakma. Cansu'cum, misafirimize bir sandalye, bir servis ayarlayalım. Yok yok, oturmayacağım. Hazır ziyaret etmişken size, yani hepinize annemle ilgili sormam gereken sorular var. Tabii. Yardımcı olabilsek ne âlâ da. Önce bir soluklansan, bir şeyler yaşan kızım.
Yok sağ olun, aç değilim. Söyler misiniz? Annemin burada başına neler geldi? Ve annemden bana kalan evi neden satın almak istiyorsunuz?